Merhaba arkadaşlar, oyun balesine hoş geldiniz. Bu hafta sizler için farklı bir video çekiyoruz. PlayStation Vive Stereo Headset 2.0 tanıtacağız bu hafta sizlere. Kutu açılımını yapıyoruz. Hemen kutumuzu açıyoruz. Harika bir oyun deneyimi sundu bizler için de. Evet, biraz sıkıntılı. Çıkardık. Hemen açıyoruz. Harika bir şekilde paketlenmiş headsetimiz burada. Tek hamlede paketlenmiş gibi gözüküyor. Biz de bunu kendi yöntemimizi açmaya çalışacağız. Burada olabildiğince Sony bize geç bir oyun deneyimi sunmak için elinden geldiğini yapmış paketleme hususunda. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, headsetimiz bu. Hemen butonları tanıtmaya geçiyorum sizler için. Burada ilk göze çarpan detay, ses yükseltme alçaltma haricinde Virtual Surround Ses Sound. Bu butona tıkladığınız zaman sanal gerçeklik modunda o oyun deneyimi yaşatıyor size. Burada bir sessiz alma tuşu var, mute tuşu. Ve daha önce de bahsetmiş olduğum gibi sesi yükseltme ve alçaltma tuşları var. Bir farklı tuşta, butonda off 1 ve 2 pozisyonları. Bu off'tayken tabii ki kapalı cihazımız. Bir de default olarak, standart olarak oyun ses kalitesi belirliyor size. İki de ise istediğiniz şekilde özel internetten indirebileceğiniz ses deneyimlerini size paylaştırıyor. En önemli özelliği ise sound ve chat olmak üzere iki farklı modu var bunun. Chat moda geçtiğiniz zaman sadece chat'teki sesleri duyuyorsunuz. Sound'a geçtiğiniz zaman hem chat ve hem oyun içi müzikleri ve sesleri duyabiliyorsunuz. Daha atladığım bir buton var mı diye bakıyorum. Ve tabii ki jack girişi var. İsterseniz wireless olarak, kablosuz olarak bu oyun deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Ya da wireless kullanmaya gerek yok. Ben başıma fazladan radyasyon yemek istemiyorum derseniz de burada jack girişi var. Diğer de USB, mini USB girişi var. Buradan da headsetimizi şarj ediyoruz. Bunun haricinde şöyle kapanabilir. Portatif olarak kutusuna ya da çantasına koyularak taşınabilir bir halde de tasarlamışlar. İçeride right ve left olmak üzere başınıza nasıl takacağınızı gösteren işaretleri, harfleri de gördük. Şimdi kutunun geri kalanında neler bizi bekliyor ona bakalım hemen. Garanti belgemiz çıkıyor burada. Sony garanti belgesi. Ve küçük bir kutu. Hemen bakalım bunun içinde ne çıkacak. Bayağı yığmışlar. Size ilk tavsiye ettiğimiz arkadaşlar, burada bir kullanım kılavuzu var. Türkçe'de size nasıl başlatmanız gerektiğini, nasıl yazılımını güncellemeniz gerektiğini ve oyun içi ses deneyiminizi, oyun deneyiminizi nasıl, kalitesini nasıl artıracağını anlatan yönergeler var. Türkçe'de ver yapmışlar. Güzel yapmışlar, açıkçası inceledik. Bu şekilde. Buradan bakarak da kurulumunu yapabilirsiniz. Ayrıca bu portatif wireless girişini görüyoruz. Bunu açıklamak gerekirse hem PlayStation 4'te hem PlayStation 3'te bilgisayarda ve Macintosh makinalarda çalışan bir cihaz bu. Bu yüzden sadece PlayStation için geçerli bir cihaz değil, onu da belirtelim. Burada jack girişini görüyoruz. Açmaya gerek durmuyorum, bildiğiniz jack girişi. Burada çantasını görüyoruz arkadaşlar. Çantasını gayet şık tasarlamışlar. Basit ama güzel. Mavi renk, biliyorsunuz PlayStation'ın kendi rengi, yıllardan beri kullandığı bir renk. Kurumsal rengi. Paketlemek ya da torbaya koymak için şimdi uğraşmayacağım. Siz dilediğiniz şekilde yolculuklarınızda yanınıza taşıyabilirsiniz. Bu da şarj kablosu. Küçük olan mini USB girişini takıyorsunuz. Diğer tarafında ya PlayStation'ınıza ya da bilgisayarınıza takıyorsunuz. PlayStation
Wireless stereo headset'te bu şekildeydi arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız da çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.